Arkadaşlar merhaba hepinize. Dur, yanlış giriş oldu. Arkadaşlar herkese merhaba, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Daha demin bir flash haber videosu çektim. Bu flash haberin ismi de, yani videonun ismi de The Flash filminin yönetmenleri belli oldu başlıklıydı. Artık ne zaman ikisine koyarım ya da bu iki videonun zaman aralığı ne zaman olur bilmiyorum ama hız kesmeden devam ediyorum. Geçen videonun zaten aralarındaki vakit süreci nereden baksanız 30 saniye falandır. O nedenle hız kesmeden devam etmek gerekirse bugün başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Ralph Devlin'in ölümü üzerine bir haber konuşacağız. Bazılarınız diyordur abi FBI yani en sonunda yaptığın şunu sürekli seni DM'lerden kıstırıyorum ve en sonunda bu videoyu çekiyorsun diyordur. Fakat başka bir kitle de diyordur ki şu anda ne alaka lan Ralph Devlin neden ölsün ki diyordur. O kitleye şöyle bir açıklama yapmak gerekirse arkadaşlar, birinci sezona dönmek gerekirse ya birinci sezon 7. bölüm, 16. bölüm, 15. bölüm benim için şu anda herhangi bir önemi yok. Ama birinci sezonda bir bölümde Blackout isimli bir metahuman kötümüz vardı. Hatırlarsınız zaten birinci sezonda sürekli her bir bölüm başına bir tane kötü meta bırakılıyordu. Tekrardan birinci sezondaki bölümlerden bir tanesinde Blackout isimli bir süper kötü olmuştu. Süper kötüyle karşı karşıya gelmiştik ve bu bölüm içerisinde Grant Gustin olarak canlandıran Barry Allen arkadaşlar hatırlarsanız gücünü kaybetmişti ve bir sahnede bizim Dr. Harrison Wells ama asıl ismiyle Ewart Vaughn yani çakma Harrison Wells bizim Blackout isimli süper meta human kötümüze dedi ki sana şimdi kısaca yani bayağı yani sohbetten daha çok kendisi parçacık hızlandırıcısında patladığı zaman ölen insanların ismini saydı ve bu ismi zaten ben şu anda koyarım. Hatta gelsin, gel abi, gel. You're here for me. Finally, you show your face. Well, I wasn't exactly eager to be killed. Neither were my friends. I know. I hurt a lot of people that night. People? You don't even know their names. Jake Davenport. Daria Kim. Ralph Dibny. Al Rothstein. Grant Emerson. Will Everett. Bea DaCosta. Ronnie Raymond. I know the names of every person who died that night. I know they all mattered. And the fact that the world is now deprived of their potential is something that I have to live with every day. But these people have done nothing wrong. You want to punish me? Fine. Let's do that. Fark ettiğiniz arkadaşlar çakma Harrison Wells yani Ewart Vaughn'ın yaptığı açıklama sırasında saydığı isimler içerisinde Ralph Dibny de var. Bunun nedenine bugün sizlere bunu açıklayacağım. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak sizle beraber Ralph Dibny'nin nasıl bir konum aldığını dizi içerisinde ve tekrardan dizi içerisinde nasıl girdiğini konuşmak istiyorum. Ve tekrardan geçen Neler Olacak videomda yani son çektiğim Neler Olacak videosunda bahsettiğim başlığın cevabını olabildiğince özel bir şekilde cevaplamak istiyorum. Bu özel cevabın zaten ilk olarak şu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bildiğimiz üzere Ralph Dibny metabüs olarak bölümlere giriş yaptı ve ben dedim ki yani kendi kanımı öne sürdüm ve dedim ki bu adam büyük ihtimalle sezon finalinde ölecek ve her sezon finalinde tekrardan bizi sevdirilen bir karakteri kaybedeceğiz. Tıpkı HR'da olduğu gibi dedim. Ve bunun üzerine bazı tepkiler yemiş olabilirim. Ama arkadaşlar dediğim gibi hani ben sezon sonunda bu karakterin öleceğini söylemem. O karakteri sevmiyor anlamına gelmez ki. Sevmiyor olsam bile benim bu karakteri sevmiyor olmuyor. Ne diyorum lan ben? İşte ikinci videoyu aynı anda iki videoyu çekemenin zararları bu işte. Boş boşuna çekmemek lazım. Konumuza dönmek gerekirse arkadaşlar hatırlarsınız daha intro girmeden önce sizlere bir video izlettim. Arkadaşlar çakma Harrison Wells yani aka Ewart Vaughn'ın yaptığı açıklamada saydığı isimler içerisinde her bir karakter aslında çizgi romanlara bir gönderme oluyor. Bu çizgi romanlara yapılan göndermeleri size birazcık açıklamak istiyorum. Çünkü her bir yaptığı her saydığı isim aslında çizgi romanlarda farklı bir karakterin göstergesi oluyor. İlk olarak saymaya başladığında parçacık hızlandırıcısında patlayıp o gece ölen insanların hepsini biliyorum deyip tekrardan isimleri saymaya başlamasında ilk olarak Will Everett ile başladı. Bu abimiz Amazing Man oluyor çizgi romanlarda.
Daha sonrasında Perde Costa, yani İspanyolca bir isim olsa gerek, Perde Costa diye bir isim saydı. Bu da Fire oluyor. Grant Emerson dedi. Bu da çizgi romanlarda Damage isimli bir karakter. Damage isimli bir süper kahraman. Ve sonrasında Al Rothstein dedi. Bu Al Rothstein'i biz gördük. Kendisini Atom Smasher olarak gördük. İkinci sezon içerisinde. Dediğim gibi ikinci sezon içerisinde kendisini gördük. Ve dediğim gibi hani birinci sezon içerisinde kendisi ölse de nasıl bir ikinci sezonda kendisi ortaya çıktı diye soracak olursanız, o şu anda konumuz değil. Zaten bu açıklama yaptığımda onun da cevabını kısmen vermiş oluyorum arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Bu videonun cevabı bu arada teoriksel olmayacak, haberiniz olsun. İşte aslında böyle olabilir de, şuradan şöyle gider de, buradan böyle olur demeyeceğim. Bu net bir açıklama olacak arkadaşlar. Çünkü 3 tane olasılığı var bunun ve en yüksek olasılıklı olayı sizler için söyleyeceğim. Yani bu teoriksel bir video değildir. Bu nesnel bir videodur. Ralph Dibney birinci sezonda ölü olarak bahsedilmesine rağmen dördüncü sezonda kanlı canlı neden karşımızda sorusunun net olarak cevabını vereceğim. Oh! Hadi başlayalım. Arkadaşlar normalde bu sorunun cevabı bir basın gösterimi ya da başka bir yani hatırlamıyorum. Ya da büyük bir ihtimalle şey olması lazım. Neydi adamın ismi? Andrew Kreisberg'in yaptığı röportajlardan bir tanesinin olması lazım. Ya da Comic Con'da olması lazım, hatırlamıyorum. Yani bu eventlerden, bu etkinliklerden bir tanesinde bir röportaj yakalıyor bir basın amiri, artık nasıl denir? Bir röportajcı ya da bir gazeteci bir hemen Andrew Kreisberg ile neydi diğer adamın ismi? Todd Helgin yakalıyor ve ikisine soru yağmurunu tutmaya başlıyor. Tam arada bizim Andrew Kreisberg'e soruyor. Bu arada arkadaşlar şimdi yapacağım açıklama sonrasında çok önemli bir şey bahsedeceğim. Onu aklınızdan çıkarmayın. Andrew Kreisberg'e diyor ki reis birinci sezonda Ralph Dibney'i ölü olarak açıkladınız diyor. Andrew Kreisberg şöyle bir tepki veriyor. Nasıl ya diyor. Daha sonra adam da yazık yavrum hemen böyle açıyor böyle YouTube'da arıyor böyle. Buyurun yapıyor. Daha sonra Andrew Kreisberg alıyor. Oha harbi biz böyle demişiz diyor. Todd Helding de böyle haha gülüyor falan. Daha sonrasında Todd Helding orada adamın ismini telaffuz edemiyorum ya. Todd Helding orada ayrılıyor. Daha sonra tekrardan bizim gazeteci Andrew Kreisberg'i sıkıştırıyor. Bu arada siz şu anda diyorsunuz ki gerizekalı mısın abi? Neden açıklıyorsun? Direkt videosunu koysana diyorsunuz. Video CW tarafından teliflendirildi arkadaşlar. Yani bu videoyu koysam videodan para kazanma değil, direkt kanala strike atılır. O nedenle açıklıyorum. Konumuza dönmek gerekirse dediğim gibi gazeteci bizim Andrew Kreisberg'i sıkıştırıyor ve tekrardan Kreisberg diyor ki dürüst olmak gerekirse şu anda bir açıklama düşünüyordum ama açıklama yapamayacağım çünkü kafam çok dağınık. Aa bu arada hatırladım, Comic Con'daydı, Comic Con'da. Konumuza dönmek gerekirse Andrew Kreisberg diyor ki tekrardan kafam dağınıktı. Bu nedenle sizlere şu anda bir açıklama yapamayacağım ama şunu söylemek istiyorum. Bunun gibi olaylar yaşanır. Aklımızdan çıkarmıyoruz ve yani şunu söylemem lazım arkadaşlar. Hani şunu yani gazeteci diyor ki ben haftada 4 tane diziyle uğraşıyorum. O zamanlar Black Lightning çıkmadı. Şu anda 5 dizi ama ben haftada 4 diziyle uğraşıyorum ve hepsine senaryosunu kontrol edip yönetmeniyle check etmek ve tarihlerini CW ile konuşmaktan artık kafam allak bullak olmuş durumda. O nedenle lütfen üzerime gelmeyin, kusuruma da bakmayın. Bunun gibi olaylar zaten her zaman yaşanır dedi. Ve sonrasında zaten direkt çekip gitti derken bu gazeteci birazcık daha düşündü. Acaba şu anda bunu aklını üretti diye aradan ayrılan Todd Helding'in yanına koşturdu. Bir de Todd Helding'e sordu ve Todd Helding ne demedi biliyor musunuz? Abi çok garip ama Todd Helding dedi ki merhaba Flashpoint. Yani kısaca Andrew Kreisberg'e göre bu olay aslında birinci sezonda yapılan ve sonrasında unutulan ve sonrasında çok fazla önem verilmediği için umursanmayan bir durum. Ama Todd Helding'e göre Ralph Dibney'in yaşaması tamamen bir mucize. Birinin bir mucizesi Flashpoint. Daha sonrasında zaten bunu Andrew Kreisberg de gelince tekrardan böyle Starbucks kahvesiyle aa aynen ya bahsetmeyi unutmuşum bro. Tabii ki de Flashpoint sizi kandırırım falan diye güldüler. Ama bana kalırsa bunların hiçbirisi doğru değil. Ne Flashpoint ne bahsetmeyi unuttular. Bunların hepsi retcon. Retcon nedir? Birazdan açıklayacağım ama şunu söyleyeyim. Andrew Kreisberg zaten yaptığı açıklamada The Flashpoint ile ilgili bir şey söylese bile umurumda değil. Çünkü Andrew Kreisberg hayatımda gördüm en adi şerefsiz it olduğu için önde gidene. Bildiğiniz üzere işte bu Hollywood camiasında taciz suçlamaları ile ilgili olaylar oldu. Direktörler tacizci midir falan derken bir anda baktık ki Andrew Kreisberg de feministliği falan savunurken aslında kadınlara yani onların haklarını savunduğunu düşündüğümüz kadınlara bir yandan taciz ediyormuş.
Bu nedenle zaten Iris kendisi Patton'a da sürekli dizide fazla rol yazıyormuş. Bu nedenle arkadaşlar zaten CW'de otomatik olarak onu diziden ban etti. O nedenle Andrew Kreisberg artık diziden elini kolunu ayağını çekmiş durumda. Artık Greg Berlanti zaten birinci sezondan beri yer alıyordu. Şu anda da zaten en aktif rol oynayan abimiz Greg Berlanti. Bu nedenle Andrew Kreisberg'ün yorumunu bu konu üzerine bir köşeye ayıracağım. Todd Helding'in konusuna geleceğim. The Flashpoint neden olmaz? Neden bu konu retcon'dur? Retcon'un açıklaması şu arkadaşlar. Retcon bir olay yaşanır. Bu olay sonrasında süre gelen başka bir olayın, yani cause and effect olayı. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bu kalemdir. Bakın birinci sezonda ben bu kalemi bıraktım ve yer çekimiyle düştü, değil mi? Ama bu üçüncü sezonda ben bu kalemi bıraktığımda yere daha az yoğunlukta düşüp ya da yerde bırakmak yerine bıraktığımda havada uçuyorsa bu retcon'dur. Yani belirlenmiş bir kural bir süre sonra değiştirilirse ya da unutulursa ya da bunu bildirilerek değiştirilip önceki kullanılan kural umursanmazsa bunun ismine retcon deniyor. Yani işte TDK'ya aradığınızda net bir açıklaması yok. Böyle açıklayabilirim sadece. Daha Türkiye'ye çevrilmiş bir şey değil. Söylenecek bir şey bu arkadaşlar. Zaten olay da bu bana kalırsa. Yani arkadaşlar sen nasıl bir Allah'ın akıllısın? Arkadaşlar bunun sebebi retcon diyebileceğim bir videoyu neden 11 dakika, 11,5 dakikaya uzattın diye soracak olursanız ben neden de bilmiyorum arkadaşlar. Siz istiyorsunuz, çekiyoruz işte. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Peki bu ne oldu? Peki şu ne oldu diye bu videonun yorumlarına yazın. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenirsiniz. Kusura bakmayın birazcık nefeslerim sesini duyabilirsiniz. Bu videoda bunun sebebi önce The Flash filminin yönetmenleri belli oldu topikli videomdan kaynaklanıyordur. Artık ciğerim tükendi. Bu arada ben astım hastasıyım, belki bilmiyorsunuzdur. Bunun eline Patreon'dan bana destek olabilir. Akciğerlerime sağlıkta bulunabilirsiniz. Falan diye duygu sömürüsü de yaparmışım. Neyse. Dediğim gibi Patreon'dan işte bütçe desteği falan, abone olun olmayın, like atın atmayın, dislike atın falan. Hepsi size kalmış artık. Tekrar bunları tekrarlamaktan sıkıldım. 290 video çekmişim abi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.